Geldiğiniz için, vakit ayırdığınız için teşekkürler. Bugün işte sizlerle paylaşmak istediğimiz konu yapı biyolojisi ve ekolojisi nedir, ne değildir? Bir üst başlık olarak da işte, yaşam haline mekan üzerinden bakış şeklinde parçalara böyle ayırt. Bu arada süremiz ne kadar? Bir sınırsız. Tamam, teşekkür. İstersen arada veririz, devam edebiliriz. Ha, yani İstersen hep birlikte karar verebiliriz ona. Şey yapabilir çünkü ha. Biraz kısa bir mola belki iyi olabilir. Yapı biyolojisi az önce söylediğim gibi nedir ne değildir ve iyi yaşam halini burada aslında şey yapmaya çalışıyoruz, tasvir etmeye çalışıyoruz. Yani bu ister kırsalda olsun, ister şehirde olsun. Hani biz yapı sektöründen mimarlar, işte mühendisler, yapı malzemeleri üreticileri, bu sektörde çalışan insanlar, kişiler olarak aslında insanların mutlu olacağı, huzurlu olacağı, şiddetin olmadığı yaşam alanlarını yaratmakla sorumluyuz. Bunu yaparken de farklı disiplinlerden besleniyoruz aslında. Gireceğim konulardan önemli bir tanesi bu olacak. Yapı biyolojisi ve ekolojisi ile ilgili, özellikle yapı biyolojisi ile ilgili ilk çalışmaya başladığım yıllarda, bundan 30 yıl önce bir doktora çalışması kapsamında yapı biyolojisi ile ben tanışmıştım. Daha sonra Türkiye'de bu alanda hiçbir bilgi kaynağı da çok fazla olmadığı için Alman Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü'nde eğitimime devam ettim. Ve 20 yılı aşkın bir süre Almanya'da bu alanda yapı biyoloğu, mimar bir kişiyle birlikte çalıştım. Yani profesyonel hayatta. Hem de Alman Yapı Biyolojisi Enstitüsü'nün içerik yaratan kişilerinden ya da destekçilerinden bir tanesi olmaya çalıştım. Kapsam olarak, şimdi kavram olarak aslında yapı biyolojisini nasıl tarif ediyoruz? Dediğim gibi ilk bu konuda hani Almancası Baubiologie, İngilizcesi o zamanlar yoktu. Çünkü bütün bu aslında konuda bilgiyi üreten, içeriği yaratan hep Alman ekolü olmuştur. Alman ekolünde daha sonra değineceğim sadece bir kısmı olmuştur. Hangi kısmı olmuştur? Çevre bilincinin yüksek olduğu kısmı olmuştur. Çok büyük bir fark var burada. Türkiye'ye yeni bir kavram getirmeye çalışıyoruz. Bu ne olmalı? Yani yapı biyolojisi mi demeli yoksa başka bir şey mi demeli diye düşünürken bunların tek tek aslında ne anlamlara geldiğini ben bir şey yapmaya çalıştım. Önce bir anlamaya çalıştım. Ve sözlükten bulduğum şeyleri ne anlama geldiğine dair kelimelere baktığım zaman burada dikkatimi çekenler oldu. Örneğin yapıdaki yuva kelimesi. Şimdi yaşadığımız bu kapalı yapay mekana yani yapıya biz ne zaman burası bizim yuvamız diyebilmeye başlıyoruz. Bu aslında çok önemli bir fark. Kirada oturduğumuz ya da sahibi bile olduğumuz bir apartman dairesine burası benim yuvam demeye dilimiz varıyor mu, varmıyor mu? Ya da işte kendi mülkümüz bile olsa şehirde ya da kırsalda ama kendimizi huzurlu ve yerine ait hissettiğimiz bir yaşam alanında burası benim yuvam, burası benim evim demeye, diyebilmeye başlıyoruz. Biyo kelimesi yaşam, canlılık demek. Doğasal yönlendirme, habitat, aslında doğadan esinlenme burada daha benim için ön plana çıkan bir kavram. Lojik kelimesi de yaratıcılık, enerji, vücut bulma, işte akıl, düzen derken burada bütüncül yaklaşım yani holizm kavramı çok benim dikkatimi çekmeye başladı. Daha sonra yapı biyolojisinin böyle içine girmeye başladığımda aslında bu bütüncül yaklaşımın yani holizmin ne kadar önemli, ne kadar ön planda olduğunu görmeye başladım. Yani aslında burada işte yuva, doğa ve holizmi
hani ön plana çıkan şeyler olarak görebiliriz. Şimdi yapı biyolojisi, ekolojisi bu kültürün multidisipliner bir aslında birliktelik. Birçok disiplinlerden beslenen bir şey, bu bütüncül yaklaşımda. Bunların dört ana başlığı şu şekilde olabilir. Yerine ait mimarlık, yani mimarlık değil, yerine ait mimarlık. Bütüncül tıp, yapı teknolojileri, malzemeler ve teknolojiler, bunların çevre ve insan sağlığıyla olan ilişkileri, yapının ekonomisi. Ekonomisi de derken de aslında burada yapının işte kaça mal oldu piyasada çok böyle ezbere bildiğimiz klişe bir şey, soru. Kaça mal oldu kelimesi değil, yaratılan değerin karşılığı nedir? Yani aslında burada yapıya bir yaratılan bir değer olarak bakmak daha doğru olacaktır. Alt başlıklar var. Biyolojiden, botanikten, ekolojiden, fizikten, fizyolojiden, jeolojiden gibi disiplinlerden besleniyor yapı biyolojisi ve ekoloji. Giderek dikkatimi çeken burada aslında alt başlık, belki de bunu yukarıya koymak lazım, sosyal bilimler, yani sosyolojiden çok beslenen bir şey. Çünkü bir yerde bir yaşam alanı planladığımız zaman içinde yaşayacak olan insanların kültürel ve sosyal davranışlarını, reflekslerini bilmediğimiz bir durumda projeye girişirsek illaki bir takım hatalar yaparız kanaatindeyim. Yani içinde yaşayacak olan insanı burada bilmemiz gerekiyor. Bu da aslında sosyologlarla birlikte çalışmak anlamına geliyor. Yapı biyolojisi nedir dediğimiz zaman, işte insan, yapı, doğa diye bir üçgen şey yaparsak, düşünürsek, işte insanla yapı arasındaki ilişkileri yapı biyolojisi olarak çok özeti şey yapabiliriz, tanımlayabiliriz. Yapıyla doğa arasındaki ilişkiler yapı ekolojisi. Bunlar aslında hem çok net bir şekilde birbirinden ayrılabiliyor uygulamada, fakat son derecede birbirine temas eden noktaları var. Yani sağlıklı bir yapı yapabilirim, fakat bu yapı işte ekolojik açıdan ya da karbon ayak izi bakımından bir felaket olabilir. Tam tersi de mümkün. Dolayısıyla burada aslında çok akılcı bir harmanlama söz konusu ya da ihtiyaç var. İnsanla doğa ya da insanla yaşam alanı arasındaki ilişkinin de sürdürülebilir bir ilişki olmasını hedefliyoruz. Burada bu biyolojik sürdürülebilirlik, yani neslimizin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi önemli bir faktör. Fakat diğer taraftan da sosyal bir varlık olduğumuz için de sosyal sürdürülebilirliğin burada devamını sağlayabilmek, yine planladığımız yaşam alanlarının doğru ya da yanlış olmasıyla çok ilişkili. Yani işte birkaç bin insanın yaşayacağı bir yaşam alanı planladığımda, 3 gün sonra baktığımda orada şiddet artmışsa, demek ki mimar olarak bir yerde ben bir hata yaptım. Yapı biyolojisinde işte insan, sağlık ve iç iklim olarak kısaca özetleyebiliyoruz arasındaki ilişkiler. Günümüzde ömrümüzün yaklaşık olarak %90'ını kentlerde, özellikle %90'ını kapalı yapay mekanlarda geçiriyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz mekan gibi. Eskiden bu daha farklıydı, bu oranlar. Kır hayatında, kasaba hayatında değişiyordu. Fakat günümüzde giderek, hele de böyle bir kentleşme histerisiyle giderek daha da körükleniyor ne yazık ki. Dolayısıyla bu %90 aslında bizim sağlığımızı belirleyen en önemli etkenlerden bir tanesi haline gelmeye başlıyor. Ve bütüncül tıp gözlüğüyle baktığımızda sağlığımızı belirleyen aslında bedensel sağlığımızı ve ruhsal sağlığımızı iki ana etken var. Bunlardan bir tanesi aslında beslenmedir, gıda. İkincisi de işte bu durumda %90'ını içinde geçirdiğimiz kapalı yapay bu mekanlar. Yani bir fantazi, bir harika kabuk çizmek, böyle ressam gibi atraksiyonel tasarımlar yapmaktan ziyade yapı biyolojisi, yapı ekolojisi gözlüğüyle baktığımızda 5 yıl sonra, 10 yıl sonra da orada nasıl sosyal etkiler yarattığıma ben daha çok bakmaya çalışıyorum. Kısaca bir tarihçesinden bahsetmek istiyorum şimdi iki tane slide'da.
1969-76 yılları arasında yapı biyolojisi bir çalışma grubu olarak Almanya'da başlıyor, Rosenheim yakınlarında. Bavyera'nın güneyinde yer alan bir yer, Münih'e 50-60 kilometre yakınlıkta, doğusunda. Ve Alman Yapı Biyolojisi Enstitüsü'nün işte burada şey yapabiliyorsunuz, nasıl bir gelişme gösterdiğini Profesör Doktor Anton Schneider Enstitüyü kuran kişi. Benim için çok önemli bir rol figürüydü kendisi. 89 yılında bu alanda çalışmaya başladığımda benim için büyük bir şans oldu kendisiyle tanışmam. Ve Anton Schneider Rosenheim'daki üniversitede ahşap yapılar üzerine öğretim görevlisi. Ve o yıllarda ahşap yapılarda kullanılan işte formaldehit, lindan gibi bağlayıcı maddelerin üzerinde araştırmalar yaptığı için zehirleniyor ve sesini kaybediyor. Kendisiyle bir tanışıklık, dostluk içerisinde olduğum 20 küsur yılda son derece kısık, zor konuşan, kısık sesli bir şeyimiz oldu, iletişimimiz olmuştu. O yüzden telefonda falan kendisiyle konuşmak çok fazla mümkün değildi. Giderdim hep kendisine, büyük bir zevkle giderdim. Bir kısmı yığma, bir kısmı ahşap, kerpiç, her türlü aslında teknolojilerin içinde yer aldı bir yapı. Şey olarak da, tarihçi olarak da çok kısa, Anton Schneider'den önce Hubert Palm isimli bir tıp doktoru Sağlıklı Ev, Das Gesunde Haus diye bir kitap çıkartıyor ve ilk defa bu kitabında yapıların insan sağlığına etkisi üzerine düşüncelerini kaleme alıyor. Kümelenme nerede oluyor aslında? İşte bir harita var. Bilmiyorum en arkadaki arkadaşlar görebiliyor mu? Şuradaki beyaz noktayı bir referans noktası olarak koydum. Orası Münih kenti, şehri. Rosenheim doğusunda, Allgäu bölgesi güneyinde, güney batısında da Avusturya'ya ait olan Vorarlberg bölgeleri var. Şimdi Allgäu benim Almanya'da 20 küsur yıl yaşadığım yer idi ve Vorarlberg ile Allgäu ile beraber neden burada bu kümelendi? İki tane bunun aslında ana nedeni vardı. Bunlardan bir tanesi çevre bilinci çok yüksek. İkincisi de insanların bulundukları yerle kurdukları ilişki son derece kalıcı. Yani Anadolu'da aslında çok büyük bir zayıf noktadır bu. Göçlerle ta aslında şeye kadar gitmek lazım burada. İşte Çatalhöyük'e kadar geri gitmek lazım bunun sebeplerini anlayabilmek için. Fakat ülkemizde ne yazık ki insanların bulundukları yerle kurdukları ilişki zayıftır. Bu ilişki ne kadar güçlüyse artı bir de buna çevre bilinci eklendiğinde de enerji etkin, doğal yapı malzemeleri, bunlara olan talep, böyle bir mimarlık üzerinden değer yaratma aslında kendiliğinden oluyor. Yani orada çalıştığım yıllarda işte kasabanın, köyün terzisi bile bir proje için geldiğinde bu konuları onlara anlatmamız gerekmiyordu. Zaten bunu istiyordu çünkü. Allgäu ile ilgili bir 3-4 slaytlık bir yer olacak az sonra. Şimdi sürdürülebilir mimarlığı burada hedeflemeye çalıştığımızda bunun için ne türlü araçlara ihtiyacımız var? İyi bir tasarıma ihtiyacım var. İyi bir tasarımdan kastım aslında belki de geçmişi tekrar etmeyen, yani örneğin genç nüfusu kırsalda tutabilmek için bir araçtır bu. İyi bir tasarıma ihtiyacım var. İkinci araç, doğal yapı malzemelerin mevcudiyetine ihtiyacım var. Üçüncüsü de Vorarlberg'in aslında başarı sırrı, kendi söylemleri, işçilik kalitesinin iyi olması. İşçilik kalitesi son derece mükemmel olduğunda tasarımın aslında hani böyle bir wow etkisinde olması çok da fazla gerekmiyor. Yeter ki işçilik kalitesi iyi olsun. Bu üçünün sürdürülebilir mimarlığı beslediğini görüyoruz. Fakat bir üst kavram sosyal sürdürülebilirlik. Bu aslında buradaki hani üzerinde durulması gereken şey. Bu göre de sosyal sürdürülebilirliği yakalayamamışsam ya da sosyal sürdürülebilirlik potansiyeli yoksa bir yörenin ben burada sürdürülebilir mimarlık üretmek için istediğim kadar çırpınayım. Çok da fazla başarılı olamıyorum. Almanya'da bunu ben çok benzer örneklerini gördüm.
yöreler bazında çünkü çevre bilinci farklılıklar gösterir. Bu dünyanın bütün coğrafyalarında böyledir. Yani Amerika şöyledir, Almanya böyledir, Türkiye şöyledir diye ülke bazında genellemek biraz şey oluyor, yanıltıcı olabiliyor. Ülke değil, yöre bazında bunları değerlendirmek aslında daha doğru. Almanya'nın her yerinde eşit bir çevre bilinci yok. Fakat Güney Almanya'da örneğin bu çok yüksek. Şimdi bu tasarım, doğal yapı malzemeleri ve işçilik kalitesiyle ilgili tasarım kısmında bir yaklaşım paylaşayım sizinle. Bu yerine ait bir mimarlıkta, tasarımda çok basit bir şekilde niye dikkat etmemiz lazım? Ben bunu şimdi kendi yaşadığımız Urla'daki köyümüzden bir örnekle açıklamaya çalışmak istiyorum. Barbaros köyündeki eski tarihi sinema binası. Ve bu da şu anda yine Barbaros köyünde yaptığımız bir müstakil ev projesi. Belediyenin imar durumu bilgisiyle, yani imar durumunda bana verdiği yetki, sen buraya 250 metrekare ev yapabilirsin. İstersen bunu iki kat kullan maksimum ya da 250 metrekareyi tek kata yay, keyif senin. 250 metrekareydi tabii insanlar sonuna kadar kullanmak istiyordu doğal olarak. Tanınmış bir hak olduğu için. Şimdi 250 metrekareyi ben çok da fazla aslında köydeki o eski dokuyu düşünmeden planlamaya başlarsam, köylerde bunu çok yaşıyoruz. Köylerin etrafında yabancı büyük devasa cisimler, kütleler oluşmaya başlıyor. Çünkü bu bina 60 metrekare, 250 metrekare değil. Ve o 250'şer metrekarelik beton çeper köydeki aslında tarihi ve kültürel belleği zamanla yıpratmaya, zedelemeye başlıyor. Hegemonya kuruyor o dışarıda kurduğum beton duvar. Burada benim yapmaya çalıştığım kütleleri parçalara bölerek aslında hem malzeme ile hem formla burada dört tane yan yana eski küçük sinema binası varmış gibi bir estetik yakalamak diyeyim şimdi ya da bir çözüm getirmek buna. Tasarımdan kastımız bu. İkincisi işçilik kalitesi. Bu yine Avusturya'daki bir köydeki halk evinde çektiğim bir merdiven detayı. Yani Allah'ın köyündeki halk evinden bahsediyoruz. İstanbul'daki ya da işte New York'taki bir plazadan değil. Fakat duvarla ahşap arasındaki ya da iki ahşabın birbirine yaklaştırılması diyeyim şimdi. İşte derziyle falan filan. Yani bu merdivenden çıkarken merdivene oturdum ve bu derzi seyretmeye başladım. O kadar etkilemişti beni. Burada tabii önemli olan şey de yine eğitim sistemine çok kısa bir şekilde bir geçiş yapmak gerekiyor. Bu ülkelerdeki mimar sayısından ziyade işte marangoz, dülgen ustası yani inşaat sektöründeki ustaların daha ön planda olması ve bunların da aslında mimarlarla, şunlarla, bunlarla aynı itibarı görmeleri. Yani meslek eğitimi odaklı bir eğitim sisteminden bahsediyoruz. Herkesi böyle üniversiteye pompalamaya çalışan bir sistemden değil. Öyle olduğu zaman da bir dülgar ustası, işte bir terzi, göğsünü gere gere ben terziyim diyor arkadaş, dur bir dakika. Kolay bir şey değil terzi olmak çünkü. Üçüncüsü de, üçüncüsü doğal yapı malzemelerinin mevcudiyeti. Bunu ben şimdi sadece toprak yapı malzemeleri, kerpiç üzerinden örneklemek istiyorum. Çatalhöyük'ün bir şeysi var burada, işte bir simülasyonu, eskiden böyleymiş diye. Aşağıda da İsviçre'de Rukola firmasının üretimhanesi. İki görüntü arasındaki zaman 12 bin yıl. İkisinin yapı malzemesi birbirinin aynısı. Hiçbir fark yok. İkisi de toprak. Ne bir çimento, ne bir kireç, ne bir alçı. Tamamen bildiğimiz 12 bin yıllık toprak. Hiçbir şekilde değiştirilmemiş. Fakat günümüzün kalıp teknolojileriyle, işte sıkıştırma yöntemleriyle, RAM 4 sistemiyle yapılmış bir yapıdır bu. Hani günümüzün aslında estetik şeylerinde, taleplerinde karşılayan bir forma dönüşebiliyor. Şimdi Çatalhöyük bugün yıkıldı, işte müzesini falan şeysini biliyorsunuz. Birkaç bin yıl sonra bu bina da yıkıldığında, toprak olduğunda yine orada toprak olacak. Hiçbir şekilde benim bunu bir
geri dönüşüm prosesine sürmem, sokmam gerekmiyor. İndir duvarı, at yere, tekrardan toprak olsun. Toprak yapı malzemeleriyle de ilgili önemli bir gelişme. Ortada gördüğünüz slide işte hani analı kuzulu, Anadolu'daki ve bütün dünyadaki dünyanın en eski yapı malzemesi kerpiç üretim şekli. Bugünümüzde evrildi. Toprak bloklar olarak, burada mesela deliklisi var, işte deliklisi var, deliksizi var. Toprak paneller üretiliyor. İşte alçıpan, bordex gibi şeyleri, kavramları iyi biliriz. Onlar gibi toprak paneller üretiliyor artık. Monoblok, hani brüt beton benzeri monoblok sıkıştırılmış toprak duvarlar üretilebiliyor. Ve de hazır toprak sıva piyasada bulunan bir malzemeye dönüşmüş durumda. Alman Kerpiç Birliği'nin bu alanda çok ciddi çalışmaları oldu. Önümüzdeki, özellikle geçtiğimiz son birkaç yılda bunların tekrardan, yani bu endüstriyel üretilen toprak yapı malzemelerinin DIN normları çıktı. DIN normları çıkınca da malzemeler tekrardan yasallaştı. Yasallaştığı için de bu ürünleri üreten firmalar şu anda ihalelere katılabiliyorlar ve sektörün önü çok hızlı bir şekilde büyüyor şu anda. Yapı Biyolojisi Enstitüsü olarak da biz de Türkiye'de şu anda bu çağdaş toprak yapı malzemelerinin Türkiye'de sektöre kazandırılması için bir çalışma içerisindeyiz. Bu konuda da bayağı heyecanlı ve iyi ilerliyoruz diyeyim şimdi. Umarım önümüzdeki yıl ya da bu yıl sonuna doğru bunlardan bazıları sektöre bir marka altında kazandırılmış olacak. Buna da vesile olmuş olacağız. Yine aynısı burada da toprak boya. Yeni bir inovasyon, daha önce yoktu aslında. İşte bildiğimiz filli boyanın renk kartelası gibi bir renk kartelası zenginliğinde toprak boya üretiliyor artık. Bu kısımla ilgili son slide aslında yine bir karşılaştırma. Bu Konya'da Sarayönü ilçesindeki bir köyden çektiğim bir fotoğraf. Aşağıdaki de Avusturya'da Vorarlberg'de Martin Rauch'un yaptığı bir kilisenin içi. Yine iki malzeme arasındaki fark sıfır. Birebir aynısı. Fakat burada şuna değinmek istiyorum. Kültürel kalkınmanın, kültürel kimliğinin aslında varlığına burada ne kadar ihtiyaç duyduğumuz. Yani o kültürel kalkınmaya, kültürel kimliğe önem vermeden ya da onu öncelemeden ilerlemeye çalışırsak hala bu sahada gördüğümüz şeyleri, yapıları tekrar etmeye devam ederiz. Ki ne yazık ki Türkiye'de buna benzer hala örnekler yapılmaya devam ediliyor. Aşağıdaki slide'la ilgili bir şey, parantez açayım. Aşağıda gri gördüğünüz zemin de toprak. Beton ya da çimento bazlı bir toprak şey değil, zemin değil. O da kil bir zemindir, toprak bir zemindir. Almanya'nın en ucu, üç tarafı işte zirveleri 2600-2700 metrelere çıkan kayalık dağlarla çevrili bir vadi tabanı. Bu vadi tabanında da nüfusu 17 bin olan, işte 7 bin olan, 4 bin olan kasaba kümeleri var. Etrafında köyler var. Bu köylerden bir tanesi işte benim yaşadığım dağ köyü idi. Toplam nüfusu bunun yaklaşık olarak 50 bin. Şimdi yöreye baktığımızda, şu da yine tepeden çektiğim bir fotoğraf. Şu işte Burgberg'den köy irisi, kasaba yavrusu bir yer. Yörede örneğin şu aşağıdaki bizdeki TOKİ muadili toplu konut idare binası. Şimdi son derece cesur bir mimari var burada aslında. Fakat çatı eğimi, en boy yükseklikler yine oradaki eski köy evlerinden alıntıdır. Birebir aynıdır. Fakat o proporsiyonları korumuş, ona son derece aslında günümüzdeki işte malzeme imkanlarıyla cesur bir yorum getirmiş. Yöreyle ilgili aslında yörenin çevre bilinciyle ilgili söylemem gereken önemli bir şey var. Yani bir yörede çevre bilinci nasıl yüksektir, bunu ben nereden anlarım? Bunun için hani çok farklı yerlerden görebiliriz bunu. Benim en dikkatimi çeken hususlardan bir tanesi,
Oradaki işte bizdeki Migros, Tansaş, bilmem ne gibi, Carrefour gibi marketler var. Muadili marketler var. Bir baktım marketlerde alüminyum kutuda içecek yok. Yani işte kolaydı, biraydı, fantaydı, bilmem neydi falan filan. Rafta yok. Sonra fark ettim ki satın almıyor kimse. Alüminyumun üretim için tüketilen enerjinin farkında oldukları için bunu bir sorumsuzluk olarak görüyorlar ve cam şişede alıyorlar meşrubatların içeceklerini. Öyle olduğu için de marketler bir süre sonra bunu raflardan kaldırır zaten alan olmadığı için. Şimdi çok önemli bir işarettir bu aslında. Oradaki çevre bilincini çok güzel anlatıyor bence. Kasabadan, Sonthofen kasabasından iki tane örnek. Kasabanın tam merkezinde bu Maria Schlend Huzureli. Yaşlıların kasaba merkezinde işte markete, kafeye, sosyalleşebilmek için her yere çok rahat yürüyerek ulaşılabilir oldukları bir merkeze konmuş. Mimari açıdan bizim için şu bakımdan önemli bu gördüğümüz yapı kerpiç. Yine toprak bir yapı. Yani kerpiç deyince Anadolu'da, Türkiye'de ne yazık ki işte böyle yıkılmak üzere olan köy evi anlaşılıyor. Halbuki hiç öyle değil. Günümüzde aslında son derece hani günümüzün taleplerini karşılayan yapılar yapmak mümkün. Aşağıda gördüğünüz aynı 17 bin nüfusu şeydeki devlet hastanesinin bir fotoğrafı. Brucher ailesinin ahırı. Güney çatısı olduğu gibi fotovoltaik panellerle kaplı. Yörenin çok akıllıca aslında bir enerji politikası var. Aşağıdaki de yine aynı bölgedeki yenilebilir enerji dönüşüm merkezi. Bütün dağdaki, ormanlarındaki düşen yaprakları, çürüyen ağaçları, dalları burada topluyorlar. Bütün evsel atıklar kompost olarak da ayrıştırıldığı için onlar da buraya getiriliyor. Bunları işte sıkıştırarak metan gazı açığa çıkıyor. Oradan ürettikleri elektriği de şebekeye veriyorlar. Şimdi çok yüksek enerji tüketimi olan bir yer olmasına rağmen neden? Çünkü hayat standartı çok yüksek. %70-75 civarında kendi enerjisini kendisi üreten bir yöreye dönüşmüş burası. Yani dışarıya olan bağımlılığını olabildiğince azaltmaya çalışıyor. Bunu yaparken de yani Almanya'daki sistemin bir şeysi bu, sağladığı bir şey bir taraftan. Yerel yetkinin hep yerel idarelerde olması, yani merkezi bir idari sistemi yok. İşte bizdeki gibi Ankara her şeye hükmetmiyor. Orada karışmazlar, yani sen kendin karar verirsin. Bir köy bile kendi imar planını kendisi hazırlar. Kasaba ona karışmaz, şehir kasabaya karışmaz gibi. Yerel idarelere dağıtılmış durumdadır. Yöreyle ilgili sanırım bu da son fotoğraf şimdi. Uyman ailesinin bu evi. Burada da işte ailenin kendisini görüyorsunuz. Şimdi baktığımız zaman bunlar çiftçi. Hayvancılık yapıyorlar. Yöre tarıma elverişli değil çünkü dağlık olduğu için sadece büyükbaş hayvancılık yapılıyor, yayla hayvancılığı yapılabiliyor. Fakat bu köylü aile böyle bir ahşap ve ahşap karkas bir evde oturmayı tercih ediyor. Yani geleneklerini çok bir taraftan güzel korumaya çalışırken, çünkü tarıma, çiftçiliğe devam ediyorlar, hayvancılığa. Diğer taraftan da yukarıda gördüğünüz yapı onların evleri, yani bir köy evi aslında bu. Şimdi böyle baktığımız zaman da köylü kimliğiyle kentli kimliğini ben şey yapmaya başlıyorum, biraz düşünmeye başlıyorum. Yani kime köylü, kime kentli diyeceğiz şimdi burada. Hani İstanbul bunun çok trajik bir örneği ne yazık ki. Hani eski İstanbul dediğimiz küçük bir merkez var. Onun dışında şu anda milyonların yaşadığı yeni kasabalar var. Burada yaşayan insanlar mı kentli? Yoksa bu köyde yaşayan insanlar mı kentli? Hangisi köylü, hangisi kentli? Bu gözle bakmakta fayda var. Şimdi yapı insan sağlığı ile ilişkili, yani yapı biyolojisine ilişkin birkaç tane veri. Almanya'da Max Planck Enstitüsü'nün yaptığı bir araştırma ya da yaptığı birçok araştırmadan bir tanesi sadece bu. Viyana kenti üzerinde yapılmış.
evden kaynaklı hastalıkların tür ve oranlarıyla ilgili yüzde olarak. Burada baktığımız zaman şimdi uyku düzensizliği, işte sinirsel gerginlik, depresyon, baş ağrısı. İlk üçü bunların aslında daha çok psikolojik rahatsızlıklar. Yani bedensel rahatsızlıklar değil. Enstitünün yaptığı, yani kanser mesela 5. sıraya gelmiş durumda, belki de şu anda daha da tırmanmıştır. Ya da yarıya göre tabii bu şeyler değişiyor, bu yüzdeler. Enstitünün yaptığı başka ölçekli yaşam alanlarında da şöyle bir refleks var. Nüfus yoğunluğu, insan sayısı ve nüfus yoğunluğu, yani sıkışıklık, kilometre kareye düşen insan sayısı arttıkça aslında bu oranlar yükseliyor. Kırsala geldikçe ya da işte 40-50 bin nüfuslu kasaba ölçeğinde de düşünebiliriz bunu. Ama kilometre kareye düşen insan sayısının normal ya da doğru bir şeysinde olduğu, mesafesinde olduğu. Orada şöyle bir değişiklik oluyor. İşte alerjenler, romatizma, solunum yolu rahatsızlıkları gibi bedensel rahatsızlıklar yukarılara doğru çıkabilirken psikolojik rahatsızlıklarda ciddi bir düşüş var. Yani bütüncül bir yaklaşım açısında benim sağlığım hem ruhsal sağlığımdır hem bedensel sağlığımdır. Fakat ruhsal sağlığımı, psikolojik rahatsızlıklarımı çok da fazla kabul etmek istemem aslında. İnsan bastırır bunları genelde. Yani bir dişim ağrıdığı zaman hemen doktora giderim de bunalımda olduğunda hemen psikoloğa koşmam. Hep şey yaparım onu biraz böyle paspasın altına süpürmeye çalışırım bunu. Şimdi bedenimizde, vücudumuzda neler oluyor? Yaşam alanlarından kaynaklı ve beslenmeden kaynaklı. İkisini burada şey yapmak lazım, bir araya getirmek lazım. Organlarımızda biriken aslında işte ağır metaller, işte karbondioksitler, karbonmonoksitler, kurşun, cıva bileşenleri, auraminler, amonyaklar, bütün bunları aslında burada basit bir şekilde şey yapabiliyoruz. Her organımız çünkü farklı bir filtre sistemine hakim. Kirletici diyoruz bunlara. Şimdi bir doğal kirleticiler var. Bir de insan eylemleri kaynaklı kirleticiler var. Bunlara bir sebep veriyoruz, bir sebep oluyoruz. Doğallar işte radon, asbest, polenler ve tozlar. Fakat aşağıda karbondioksit, azot oksitler, işte VOC, VOC dediğimiz uçucu organik bileşikler, asbest, kurum, toz. Bunlar da aslında bizim yarattığımız etkenler. Ve baktığımız zaman aslında burada büyük bir kısmı mimarlık ve yapı sektörüne düşüyor. Bir kısmı da aslında ulaşım sektörüne düştüğünü görüyoruz. Aynı şeyleri, buradaki kirletici kaynaklarını şimdi yarattıkları sağlık sorunları açısından bir şey yaparsak, göz atarsak buna. Yine doğal ve insan eylemli kaynaklı diye aynı şekilde kategorize edildi. Burada işte baş dönmesinden, gözlerde bulunan yani solunum yolu enfeksiyonları, yorgunluk, kanser. Yani bildiğimiz aslında ya da başımıza gelen, yaygın olan bütün alerjenler çok önemli bir ön planda olan bir durum burada. Bunların hep aslında yapıdan kaynaklı olma ihtimalinin çok yüksek olduğu bir etken olarak tespit etmiş durumdayız. Şimdi işte formaldehit mesela. Formaldehit yapı malzemelerinde kullanılıyor. Burada tabii yapı malzemesi sektörüyle de böyle spordaki, dopingdeki işte ilaç sektörünün arkadaki doping detektiflerini kovalaması gibi bir şey var. Çünkü yonga levhalarda, yani Sunta bir marka, şimdi gerçi Sunta dememek lazım ama yonga levhalarda formaldehit kullanılıyor idi Almanya'da. Sonra derken işte neye sebep verdiği tespit edildi. Ardından da yapı malzemesi sektörü kendini aklamak için tamam dediler. Biz artık formaldehit kullanmıyoruz. Rahatlıkla ürünlerimizi satın almaya devam edebilirsiniz. Formaldehit çıkarttılar, yerine lindan soktular. Yani al birini vur ötekisine, değişen bir şey yok. Lindan yasaklandı, başka bir şey geldi.
Yani bu kovalamaca böyle devam ediyor. Dolayısıyla ürün seçerken bu deklarasyonlara çok dikkat etmek lazım ve de deklarasyonun tamamını da firmalar yapmak zorunda değil. Yani orada bir gizlilik hakları var. O yüzden bazı bilgilere ulaşmakta zor oluyor. Ortam sıcaklığıyla nem ilişkilerine kısaca bir baktığımızda, şimdi hep sıcaklıkla biz şey yapıyoruz daha çok, işte oda sıcaklığı şu kadar, banyo sıcaklığı bu kadar. Halbuki bu nemle çok ilişkili aynı zamanda. Burada da bu konforlu bir zon var, işte az konforlu ve konforlu bir zon. İşte 18 ile 22 derece aralarında, fakat 40 ile 60, %40 ile %60 nem arasında. Şimdi bunun üzerine çıktığım zaman nem oranı, küf oluşumu, güve oluşumu gibi etkenlere sebep vermeye başlıyorum. Ya da işte bu güvelerin, küf mantarlarının, küf sporlarının çoğalmaları için, yaşamaları için gerekli olan aslında yaşam alanını yaratmış oluyorum. Altına inildiği zaman da aslında bu fazla kuru havada direkt solunum yolu sistemimiz üzerinden işte kirpikli epitellerimizi boğazımızdaki belli bir etken süresinde etkisiz hale getirip direkt akciğerlerimize tozu solumamıza sebep veriyor. Bunun da iki tane doğal şeysi var. İşte bir tanesi akciğer kanseri, ikincisi de astım. Şimdi bunun olmaması için ne yapmamız lazım? Hani tamam, tespit ettik. İç mekan havasındaki nemi ben doğal bir şekilde nasıl kontrol edebilirim? Yani gidip burada işte Koçtaş'tan bir tane nemlendirici ya da kurutucu mu satın alayım, prize takayım, o alet çalışsın. Ya da doğal yapı malzemeleri ya da bir yapı malzemesiyle bunu nasıl çözebilirim? Burada karşımıza en nimetli yapı malzemesi olarak kerpiç ve toprak yapı malzemeleri çıkıyor yine. Çünkü kerpicin havadaki nem oranını %50 civarlarında tutmak gibi bir refleksi var. Yani nem fazlasını bünyesine çeker, nem eksiğini bünyesinden verir. Bir regülatördür aynı zamanda. Bunu yapabilmesi için de bir yeterli bir kütleye ihtiyacı var. Yani ben işte böyle bir mekanda sadece işte şurada küçük bir kerpiç duvar yaptım diye aslında olayı çözemem. Yeterli bir kütleye ihtiyacı var, ama bu da planlamayla, hesaplamayla çok kolay yapılabilecek bir şey. Diğer bir husus, yüzey sıcaklıklarıyla duvar sıcaklıklarıyla yüzey sıcaklıkları arasındaki ilişki. Isıtma sistemlerinin nasıl olması gerektiği burada çok devreye girmeye başlıyor. Çünkü yüzey sıcaklıkları ne kadar düşükse benim ihtiyacım olan aslında işte diyelim ki 22-23 derecelik bir konfor algısına ihtiyacım var. 12-13 derecelik bir duvar varsa o yapıda havayı benim 28-29 derecelere ısıtmam lazım ki bu 22-23 derecelik konforu hissedebileyim. Şey gelmez bana, hani hava termometre 28 dereceyi gösterir fakat işte öyle olmadığını hissettirir bana. Dolayısıyla bizim burada hani yapı biyolojisi ekolojisinde yapmaya çalıştığımız yüzeyler üzerinden, yani optimum sıcaklığı yüzeyde sağlayıp ondan sonra bunu bir ışınım sıcaklığıyla mekana yansıtılması. İki tane bunun avantajı var. Galiba bir sonraki slide. Evet. Bir tanesi yani bildiğimiz klasik işte baymak diyeceğim şimdi, radyatörler. Bir de işte ne yazık ki hep böyle camın önüne konur. Yani o da başka bir hata. Bu sıcak bir şeydir. İşte 70-80 derecelere kadar 60 derecelerde ısıtılan ve bir konveksiyon sıcaklığına dönüşür. Yani havayı hareket ettirir mekanda. Havanın hareketi demek aslında havada sürekli yuttuğum toz anlamına gelir benim. Bir ikincisi de hava hareketi tendeki nemi aldığı için üşümeye sebep verir. Bunu nereden çok iyi aslında şey yapabiliriz, anlayabiliriz. Denizden çıktığımızda rüzgarlı bir havada üşürüz kurulana kadar. Halbuki hava sıcaktır. Ama rüzgarın ıslak tenimize değmesi üşütür bizi. Aynısının yavaşı aslında iç mekanlarda oluyor.
Sağlamaya çalıştığımız burada düşük sıcaklıktaki büyük yüzeyler üzerinden, şurada gördüğünüz işte bir sembolik örneği, alttaki iki görsel, ışınım sıcaklığı, yani güneşin radyasyonla bizi ısıtması gibi bir ısı etkisinin iç mekanlara şey yapılması, transfer edilmesi. İklim duvarı diyoruz biz bunlara. Burada bir şey örneği var. İşte duvara normal serpantinler yerleştirilir. Buradan suyu da dolaştırabilirim. Elektrikli rezistanslarla da ısı verebilirim. Ya da burada gördüğünüzde toprak paneller, hazır toprak paneller. Bu şekilde olduğu zaman da işte 35 derecelere kadar bir sıcaklık aslında üretmek yetiyor ki duvarın sıcaklığı işte 23-24'lerde kalsın. Yavaş çalışan bir sistem, yani işte sadece hafta sonları kullandığım, kışın gittiğim bir evim varsa o zaman açayım sobayı, ev hemen ısınsın diye bir durum çok fazla olamayacaktır. Evin nasıl kullanıldığına da ilişkin, hangi sistemin daha doğru olacağı. Son derece enerji etkin bir sistem. Aynı zamanda da solunum yolları üzerinden de sağlığımızı koruyan bir sistem. Yapı biyolojisinde diğer bir husus, inşaat alanının jeolojik uygunluğu. Jeolojik uygunluktan kastımız aslında işte zemin etüt raporundaki kayası şöyle bilmem nesi böyle, hani ona göre statik projeyi nasıl yapalım değil. Burada bizim yer küredeki aslında manyetik doğru alan alanları kastediyoruz. Nanotesla, Tesla biriminde ölçüyoruz bunları. İşte kuzey kutbuyla güney kutbu arasındaki bir mıknatıs gibi düşünebiliriz. Burada insan sağlığını ya da metabolizmasını, sağlığını demeyeyim, insan ya da canlı metabolizmasını etkileyen şey bunun alan şiddetinin değiştiği anomali bölgesidir. Yani ben 500 nanotesla ölçüyorsam bu bir sorun değil. 5000 nanotesla da ölçebilirim. Fakat 500'den 2000'e, 500'den 5000'e çıktığı zonlar vardır. Yani fay hatları gibi düşünebiliriz bunu. Şu anda bu içinde bulunduğumuz mekanı bile ölçtüğümüz takdirde 4-5 tane muhtemelen böyle ince fay hattı çıkacaktır. Bu alan şiddetinin değiştiği şeyler, zonlar hücre yenilencesini yavaşlatır ya da hızlandırır. Bu da uzun sürede aslında sinir sistemimiz üzerinden sağlığımızı etkiler. Sırf bizim değil, diğer canlıların da. Böyle bir anomali zonu üzerinde mesela büyümüş olan bir ağaç burkularak, dönerek büyümüştür. Çoklukla tespit edilir bu. Eski kadim bilgiler de var burada. İşte biliyoruz ki Romalılar ev yapmadan önce bunları tespit etmek için koyun ve keçi sürüleri kullanıyorlardı. Evin yapılacağı araziyi parselleyip orada işte sürüyü salıyor. Ondan sonra dışkısı üzerinden bir takım yaklaşımlarda bulunmaya çalışıyorlar. Çinliler kedileri gözlemleyerek, kediler de çünkü bu anomali zonlarına karşı duyarlıdır, onlara göre karar vermeye çalışıyorlardı. Biz bugün işte geomagnetometre dediğimiz elektronik cihazlarla bunu ölçüyoruz. Ve aslında yapmaya çalıştığımız şu, bir yere bir inşaat yapılacaksa, ev ya da okul, çocuk yuvası ya da bir iş yeri, araziye, önce arazinin burada bir işte fay hatlarının, anomali bölgelerinin haritasını çıkartıp mümkünse oralara insanların çok uzun kalacağı yerleri denk getirmemek. Bir tedbirdir bu. Başta nedir bu aslında? Uyuduğumuz yer. Yani yatağımız. Her gece orada 8 saat çünkü dinleniyorum, uyuyorum. İşte hücrelerimin yenilenmesi gerekiyor. Okulsa sıralar, derslikler, tuvaletler değil. İş yerleri ise yine çalışanların, işçilerin ya da işte ofis çalışanlarının masa başları gibi. Diğer önemli bir şey, işte insanı ve doğayı zehirlemeyen yapı malzemeleri. Burada şimdi hani doğal yapı malzemesi, ekolojik yapı malzemesi, yeşil yapı malzemesi falan
demek şey biraz bana fantazi geliyor. İnsanı ve doğayı zehirlemeyen demek aslında daha şey, daha net bir şey. Yapı malzemesi dünyası burada şimdi işte kerpiç plakalar var, işte içeride sıkıştırılmış toprak var, ahşap karkas bir taşıyıcı sistem var. Örnek olarak saz kamışı bir ısı yalıtım plakası var gibi gibi gibi. Bu doğal yapı malzemeleri sektörü de ciddi aslında bir boyuta ulaştı özellikle Orta Avrupa'da. Türkiye'de de aslında bunun ilk adımcıklarını atıyoruz diyeyim şu anda. Difüzyonu sağlayan nefes alan cephelerle çalışma. Yapı görevlisine çünkü biz bir yapıyı bir organizma, bir canlı olarak aslında tanımlamaya çalışıyoruz. Beni saran üçüncü bir deri olarak. İlk deri işte kendi tenimdir, kendi derimdir. Nefes alması gerekir. İkincisi üstüme giydiğim kıyafetlerdir. Onların da nefes alması gerekir. Üçüncüsü de aslında içine sığındığım bu yapay kabuktur. Yani evdir, yapıdır. Onun da nefes alması gerekir. Hem kendi sağlığım açısından hem de işte biliyoruz ki yapı fiziği açısından işte nefes almayan cephelerde yıllar içerisinde illaki takım hareketler ve kılcal çatlaklardan içeriye nem girdiğinde yoğuşma dışarıya çıkamadığında küflenmeye sebep oluyor, malzeme çürümesine sebep veriyor gibi gibi gibi. Hani yapıya zarar verdiği gibi aynı küf sporları 3 gün sonra sağlığıma da zarar vermeye başlıyor. Şimdi en önemli hususlardan bir tanesi elektrobiyoloji, yapı biyolojisinin en aslında önemli alt başlıklarından bir tanesi. Dalga boyları, elektrik tesisatından kaynaklı etkenler. Hep elektrosmog kelimesi burada bir üst şey olarak kullanılır. Bunu biz elektriksel alternatif alanlar, elektriksel doğru alanlar, işte manyetik alternatif alanlar, manyetik doğru alanlar, statik alanlar diye alt gruplarda inceliyoruz. Şimdi yapabileceklerimiz var, yapamayacaklarımız var. Yani dalga boyuyla, işte cep telefonuyla ki iletişimi hepimiz kullanıyoruz. Özellikle cep telefonunun uzun vadeli, çok yeni bir teknoloji olduğu için uzun vadeli araştırmaları henüz daha yok. Öyle bir zaman olmadı şu ana kadar. 10 yıl sonra, 20 yıl sonraki metabolizmal değişikliklerinin ne olacağı, olacağı ya da olmayacağını hep birlikte göreceğiz. Fakat elektrik tesisatı evin, yani başucundaki ışığımız, işte priz, şalterler, şunlar bunlar. Şebeke elektriğin bir frekansı var, 50 Hz. Ve bizim kendi metabolizmamızdaki sinir sisteminin de bir frekansı var. Bu frekans 12 ile 16 Hz arasında değişiyor. Yani organlarımda benim daha çok 16 Hz civarlarında, parmaklar, bacaklar, uzuvlarda 12 Hz'lik sinyallerle yaşıyor aslında bedenimiz. 50 Hz'lik bir elektriksel alternatif alan şiddeti içerisinde uyumaya başladığımda vücudumuzdaki kanımızdaki al yuvarlar, demir içeren al yuvarlar bu kendi biyolojik 12 ile 16 Hz arasındaki frekansından kurtulup bundan güçlü olan 50 Hz'lik şebeke elektriğinin frekansına kapılırlar. Ve 50 Hz ile aslında biz böyle gece uyumaya çalışmaya başlarız. Şimdi el sondalarıyla tespit edebiliyoruz bunu. Yaptığım bir çalışmada çocuklar üzerinde ben bunu yapmaya çalışmıştım. En zoru oydu çünkü çocuğun uyurken işte bir takım sondayı tutması gerekiyor. İşte hani çocuğun orada heyecandan uyuması bile aslında son derece zor bir şey. İşte ne yapacak bu falan diyor. İşte senin rüyanı ölçecek diyordum ben. Rüya ölçer. Halbuki bambaşka bir şey ölçmeye çalışıyorum. İşte kimisi uyuyordu, kimisi uyuyor gibi yapıyordu falan. öyle olduğu zaman da aslında ihtiyaç duyduğumuz bu derin uyku sürecine bir türlü girememeye başlıyoruz. Bunun sonucu olarak da, sonuç derken de bu tabii bir iki günde değil ama aylarca, yıllarca ben aynı yerde, aynı evde, aynı yuvada yaşıyorsam, uyuyorsam sinir sistemim üzerinden işte zincirimin en zayıf halkası neredeyse, neresiyse oradan bir kırılma
yaşanmaya başlıyor. Yani bu bir bağırsak enfeksiyonu bile olabilir. Şebeke elektriğinde yapabileceklerimiz var teknik olarak. Almanların işte Netzfreischalter dedikleri bir cihazcık sigorta kutusuna takılıyor ve yatak odasında ben işte yattım, elektriği kapattım ve odadaki son elektrik kullanan cihazı kapatmış oldum. Sigortadan elektriği kesiyor. Yani o odada elektrik kesilmiş gibi bir durum yaratılıyor burada. Şimdi bu aslında çok basit ve faydalı bir çözüm. Fakat işlemesi için başucunda cep telefonunu şarj etmemen lazım. Ya da daha iyisi planlamada ilk başta elektrik projesini yaparken bütün şeylerin odalara gidecek olan hatların buna göre ayrıştırılması gerekiyor. Yani buzdolabının elektriğiyle benim başucumdaki elektrik aynı hattaysa sistem çalışmaz çünkü buzdolabı sürekli kullanıyor elektriği. Çok katlı yapılarda işimiz zorlaşmaya başlıyor çünkü alt komşunun ne yaptığını bilmiyorum. Yani yatağımın hemen 20-30-40 santim altında belki de burada çok güçlü böyle bir halojen aydınlatma sistemi var. Ve o benim aslında etkimin dışında. Yani dolayısıyla şeyde bile çok katlı yapılarda bile şimdi hani yatak odalarının üst üste getirilmesi, tavan aydınlatmalarının kaydırılması gibi şeyler çalışmalar var. Bir sonraki konuya geçeyim. Bir de toksik uçucu bileşikler, yani formaldehit, lindan gibi şey ya da VOC'ler, bütün bu yapı malzemelerinden, çoklukla yapı malzemelerinden kaynaklı başta kanserojen etkisi olan uçucu bileşiklerden bahsediyoruz burada. Diğer bir husus da aslında termik monotonluk. Şimdi hani apartmanlarda, plazalarda falan her yerin aynı sıcaklığa getirildiğini ben çok görüyorum. Halbuki her yer aynı sıcaklıkta olmak zorunda değil. Aslında yanlış da. Şimdi bir banyonun sıcaklığı daha yüksek olabilir ama bir çalışma odası ya da bir yatak odası daha düşük olabilir. Çalışma odasında yaptığım eyleme de bağlı bu. Mutfakta o kadar yüksek bir sıcaklığa ihtiyacım yok aslında. Çünkü orada hareket halindeyim, çalışıyorum. Ya da koridoru hiç ısıtmama gerek yok. Çünkü salondan arkadaki yatak odasına geçerken 5 adım soğuk bir koridordan geçsem ne hasta olurum ne başka bir şey, tersine sinir sistemi bir kendine gelir. Termik monotonluktan kastımız bu. Burada biz işte zonlara, yani ısı zonlarını ayırıyoruz planlamada, ayırmaya çalışıyoruz planlamada yapıları ki bu termik monotonluğu olabildiğince önlemek için. Yapı malzemelerinin radyoaktivitelerinin doğal ortamdan düşük olması. Radyoaktivite her yerde var. Fakat kullandığım yapı malzemeleriyle ben bunu arttırabilirim. Burada da yaptığımız aslında bir radyoaktivite ihtimali yüksek olan yapı malzemeleri var. Bunlar hangi yapı malzemeleridir? İşte tuğla örneğin. Pişmiş, yani pişirme prosesinden kaynaklı alçı yapı malzemeleri, seramik yapı malzemeleri, bunlar da ihtimal daha yüksektir. Fakat sabit bir reçete yok. Yani işte seramik eşittir radyoaktif demek yanıltıcı. Hatta ne bileyim Çanakkale seramiğin ben işte filanca poz numaralı ürünü kullanmışsam 5 yıl sonra aynı ürünün radyoaktivitesi daha yüksek ya da daha düşük de olabilir. Çünkü hem doğal kaynaklardan şey yapıyorlar, besleniyorlar. Standart olması aslında çok da mümkün değil. Yaptığımız bizim hep şu oldu. Bina yapacağımız zaman işte söz konusu yapı malzemelerini, adaylarını diyeyim şimdi seçip Geiger sayacının üzerine koyuyorduk. İşte mikro röntgen bölü saat ya da dakika biriminde kırımlarını ölçtükten sonra müşterimize seçenekler sunuyorduk. Bak işte bu en beğendiğin seramik ama radyoaktivitesi şu. Bu ikinci beğendiğin seramik ama radyoaktivitesi bu gibi. Yani burada doğru bir şekilde aslında kişileri bilgilendirmek lazım. Kendi önceliğinin ne olduğuna bağlı. Ha burada şimdi bir banyoda radyoaktivitesi yüksek bir yapı malzemesini kullanmakla
bir yatak odasında kullanmak arasında da fark var. Birinde çünkü çok uzun süreler kalıyorum, etki altında olduğum süre uzun, banyoda öyle değil abi, yani bunu göz ardı edebilirim. Şimdi yapı ekolojisiyle ilgili bir kısım. Örneklere geçmeden önce isterseniz bir şey yapalım mı? Tamam, şu yapı ekolojisiyle ilgili o zaman kısmı şey yapayım de. Karbon ayak izini sürekli duyuyoruz. İşte yapıların geri dönüşüm performansından sürekli bahsediyoruz. Yapıların yeniden kullanım ya da yapı malzemelerinin yeniden kullanım performanslarından sürekli bahsediyoruz. Baktığımız zaman diyoruz ki işte bu üretiliyor, işte şey yapıyor, kullanılıyor, ömrü bitiyor. Ondan sonra tekrardan geri dönüşüme geçiyor burada. Gibi böyle bir kapalı döngüyü hani ideal olarak idealize ediyoruz. Tekrardan kullanmak etkisi çok da fazla değil. Tekrardan kullanmak için çünkü yine enerji tüketiyorum. Geri dönüştürmek. Tekrardan kullanmak için de bu geçerli. Fakat doğa dostu, karbon ayak izi düşük bir yapı yapmak için aslında baştan reduce dediğimiz, baştan üretimi az enerji tüketen, bu bir mütevazilik de getirmek zorunda beraberinde, karar süreçlerine ihtiyacımız var. Yani sağlayacağım faydanın aslan payı aslında ilk başta yapacağım planlama ve seçeceğim yapı malzemeleri kısmında. Burada tutup da işte bir alüminyum doğramaya karar verirsem, ardından şuradaki tekrardan kullanım ya da geri dönüşüm performanslarında gezegenimizin sağlığı için çok da fazla bir şey kurtaramıyorum. Hep hani başta olan şeyler. Şimdi basit bir örnek. Bu alüminyum doğramaları ben taktım, o yüzden anlayacağım. Hayır, neden? Çünkü gerçekten üretime en çok enerji tüketen malzemelerin, yapı malzemelerinin başında geliyor. O yüzden de benim için çok dikkati çekiyor. Şimdi, burada bir ihtiyaç var. Bir ev yaptık, bir doğrama kullanacağız. Ve bir karar vereceğim ben burada. Burada da işte kendine yeterli bir yapıya ulaşmak gibi bir hedefim var. Bu yolculuk aslında... Bu slaytları ben üniversitedeki bir derste böyle tek tek şey yapmıştım ama toplamında kaynak maden çıkartılıyor, naklediliyor. Çıkartılırken iş makineleri kullanılıyor, iş makinelerinin üretilmesi lazım. Kepçeler, dozerler, şunlar bunlar. Ondan sonra naklediliyor. Nereye naklediliyor? Alüminyum ham maddesine dönüşmesi için naklediliyor. Nakliyat giderlerini, karbon ayak izini dahil etmem lazım. Ham madde üretiliyor burada bir yerde. O ham madde ondan sonra tekrardan naklediliyor. Bunun için enerji lazım. Bu enerjiyi işte rüzgardan, güneşten, fosil yakıtlardan, oradan buradan, nükleerden temin edebilirim. Hepsi enerjiyle ilgili. Ham madde üretildi, tekrardan nakledildi. Buralara geldim, alüminyum doğrama üreten firmaya geldi. Burada bir alüminyum doğramaya dönüştürüldü bu. Tekrardan enerjiler tüketildi. Ondan sonra işte yolculuk böyle devam ediyor. Bayiye geldi, kullanıcıya geldi falan. Şimdi o kadar çok enerji tüketen etken var ki burada. Bütün bu süreç içerisinde ben bu alüminyum doğramayı yerine bir ahşap doğrama seçseydim, buradaki bütün bu enerji tüketimleri farklı olacaktı. Yani ben şimdi çok olacaktı, az olacaktı demek istemiyorum. Sadece karşılaştırma anlamında yine farklı bir şey çıkacaktı. Dolayısıyla şeylerde örneğin pasif ev çok işte sevilen bir kavram. Almanya'daki pasif evler çok tartışılır bir hale gelmeye başladı. Çünkü pasif olması için bir baktılar ki inanılmaz teknolojiler, havalandırmalar, şunlar bunlar falan filan. Yani olay öyle bir komplike hale geldi ki felaket bir karbon ayak izi var. Ama ne? Sonuçta bir tane işte pasif ev dediğim ev var. Şimdi o evin pasif ev mertebesine ulaşabilmesi için önce bütün burada tükettiği enerjileri amorti etmesi gerekiyor. Amorti ettiği süre 2 yıl mı sürer, 5 yıl mı sürer,
50 yıl mı sürer, 200 yıl mı sürer? Bu hep bizim karar süreçlerimizle ilgili. Deyip istiyorsanız küçük bir araya yapalım. Teorik bilgi iyi, güzel. Üniversitede öğrencilerle de çok yaşadığım bir şey. Teoride her şeyi görüyorlar. Fakat sonra bunu işte projeye aktarmaları gerektiği zaman bir bakıyorum ki işte böyle bir patinaj çekmeye başlıyorlar. O da aslında hani bugünden yarın olacak bir şey değil. Benzer bir süreçten aslında ben de geçtim. Şimdi tarihleriyle birlikte paylaşacağım bunları. Örnek yaşam, yani yapıdan ziyade aslında burada yaşam alanı demek daha doğru olacaktır. Çünkü binayı sadece hani bir kapalı kutu değil, çevresiyle de ilişkisi olan bir hani organizma olarak şey yaptığımızda, düşündüğümüzde neticesinde doğaya entegre ettiğimiz, onun da çok da umurunda olmayan, istemediği bir yabancı cisimi yerleştiriyoruz herhangi bir yere. Dolayısıyla bu yerleştirdiğimiz yabancı cisimin ekosistemle olan olumlu ya da olumsuz ilişkisinin ne olacağından da bir sorumluyuz. Sadece hani dünyanın efendisiymiş gibi kendimizi, insan olarak kendimizi burada düşünme özgürlüğümüz olmamalı. Şimdi çoğu yaptığım bazıları da işte nasıl yapıldığını bildiğim bazı çalışmaları paylaşmak istiyorum bu kısımda. Hepsini uzun uzun tabii anlatmak burada çok ayrıntısı var. Pek mümkün olmayacak. Fakat her projenin belli bir takım ana özellikleri var. Onları, yani vurucu özellikleri var diyeyim şimdi. Onların üzerinde daha çok durmak istiyorum. Bu şimdi Ah bir köy, Almanya-Avusturya sınırında. Orada yaptığımız bir yerleşke. 8 ev 17 haneden oluşuyor ve bu evler köyün şurası. Yani şu alt slide'da gördüğünüz evler şu bunlar. İki tane sıra ev var burada. Köy tam Almanya-Avusturya sınırında. Bu çekilmiş olan fotoğraf kış ortasında çekilmiş olan bir fotoğraf değil. Eylül sonu. Yani kışı oldukça uzun. Dolayısıyla tarım yapılamayan, işte kendi ormanı olan bir dağ köyü diyelim. Şurada gördüğünüz yapının altı, köyün küçük bir işte kahvesi, restoranı var. Onun arkasında, solunda köyün küçük bir halk evi var. Şuradaki kilisenin solunda köyün bakkalı yer alıyor, o Avusturya'da. Yani o kadar. Evet. Tam köyün orta Berlin duvarı gibi ama duvar yok. Ortasından geçmiş. Şimdi içerisinde oranın yerlisi 17 tane genç işte aile kuruyorlar falan. Böyle bir proje istediler bizden. Ve aşağıda şeyleri görüyorsunuz. Şimdi yine eski köy evi şeylerinde hani proporsiyonlarında oldukça geleneksel çizgilere bağlı kalmak gibi istekleri vardı. Yani böyle işte büyük kış bahçeleriyle şunlarla bunlarla falan filan değil. Şey yapmasın, yani köye bakıldığında köye yeni bir şey inşa edilmiş gibi görünmesin gibi bir şeyle yaklaştılar. Ahşap karkas yapılar bunlar. Bütün duvarları kerpiç. Gördüğünüz bu ahşap dış cephe kaplamalarının arkasında yine sas kamışından ısı yalıtım plakaları var. Bu tür yapı malzemeleri inşa edilmiş. Her evin bir bacasını görüyorsunuz burada. Yerleşik bir eski şey var. Eski değil de yerleşik bir çini soba var her birinin içerisinde. Odunları bol çünkü. Yani uzaktan doğalgaz, yakıt bilmem ne falan filan başka şeyler getirmeyi çok fazla düşünmüyorlar. Fakat yaptıkları çok enteresan bir iş var. Buranın enerji döngüsüyle ilgili. Köyün bir saniye. Şurada ufak bir kulübe görüyorsunuz. Bu köyün sitenin, yerleşkenin enerji merkezi. Burada kenevir yağıyla çalışan, yani biyodizel dediğimiz kenevir yağıyla çalışan bir jeneratör alındı buraya. Elektriği bu üretiyor. İşte duş, banyo bilmem ne için sıcak suyu bu üretiyor.
ve de evin ısınması için gerekli olan sıcak suyu da bu üretiyor. Ürettikleri elektrik fazlasını da şebekeye satıyorlar. Kenevir yağı nereden geliyor? Şimdi şey yok, söyleyeyim, kenevir ekebilecek tarımsal bir alan yok. Gittiler inşaata başlamadan önce, onu bizim onlarla tanışmamızdan önce yapmışlar bu girişimi. Buraya yaklaşık 70-80 kilometre yakınlıktaki tarıma elverişli bir arazi kiralıyorlar. Oradaki köylülerle anlaşıyorlar. Orada işte kenevir ekiliyor. Ve oradan üretilen biyodizel ile, yani buranın işte enerji ihtiyaç hesaplarına göre tüketecekleri kadar biyodizelin, enerjinin kenevir yağından üretimini sağlıyorlar önce. Bu tüm köy için mi? Efendim? Tüm köy için geçer mi? Hayır, şey için. Bu 17 hane için. 17 hane için. Bütün köy için böyle bir hesap yapmak pek mümkün değil. Çünkü eski köy evleri bunlar. Enerji ihtiyaçlarını, enerji kayıp hesaplarını yapmak çok mümkün değil aslında. O bakımdan burası için yapılmış bir çalışma. Şimdi hani doğayı sever misin diye sorulduğunda herkes böyle çok kolay bir sorudur. Bu doğayı herkes sever. Cevabı da çok kolaydır. Tabii ki severim. Ama doğayı sevmek kolay. Çevre bilinci o başka bir boyut. Ve bu aslında bu şeyleri, bu yaptıkları çevre bilincinin enfes bir örneği. Yani ısınmak için ihtiyaç duyduğun elektrik için tükettiğin enerjinin üretimini sen önce sürdürülebilir kaynaktan sağlıyorsun. Ve ufacık bir alan köyünden bahsediyoruz. Diğer bir örnek, Konstans Gölü yakınlarındaki Urlau kasabasında yaptığımız bir çalışma. Bu da 7 evden oluşan bir yerleşke. İşte 7 aile birleşti, bir arsa aldılar. Ondan sonra işte bize gelip bunun mimari projesini yapar mısınız falan filan. İşte belli bir kabuk projesi üzerinden her ailenin kendi bireysel işte çocuk sayısı, hobileri falan gibi şeylerle tasarımları yaptıktan sonra projeler bitti, inşaat ruhsatı alındı. Derken inşaat başlamıyor bir türlü, kayboldular ortalıktan. Cep telefonu falan da yok, WhatsApp'tan mesaj falan filan. 96 yılında. 2 yıl sonra geldiler. 2 yıl sonra geldiklerinde, yani hayırdır, ne yaptınız, vaz mı geçtiniz, ne oluyor falan. Biz hazırız dediler, hadi başlayalım inşaata. Ne yaptınız dedim 2 yıl boyunca. İnşaat malzemelerini topladık. Şimdi bu tamamen bir ikinci el, yani recycling ya da reuse çok güzel bir örneği haline geldi. Aslında yine çevre bilincinin çok güzel bir örneği. Gitmişler bir yerde işte kiremitler değişecek bir inşaatta ya da çatıda. Toplamışlar kiremitleri bir kenara koymuşlar. Pencereler değişecek, pencereleri başka bir kenara koymuşlar. Dereleri almışlar, şey yapmışlar. Yani olabildiğince çok malzemeyi tekrardan kullanmak üzere 2 yıl boyunca istifleyip tamam hadi biz hazırız diyene kadar da beklemişler. Yani bu 3 yıl olabilirdi, 1 yıl olabilirdi. Şurada gördüğünüz bir burada, bir de şu yerde sıcak su kolektörleri var. Bu sıcak su kolektörleri ikinci el değil, bunlar üçüncü el. Aşağıdaki de işte duvardan ısıtma şeyleri yerleştirilmiş. Bunun üzerine toprak sıva yapan buradaki bir arkadaş. Bu da ev sahiplerinden bir tanesi. Ve Urlau kasabasında banka müdürü. Yani herhangi bir işten gocunmak falan da yok. Zaten oranın köylüsü, halkı, yani yerel ilişkileri çok güçlü insanlar olduğu için ellerinden zaten çok iş geliyor. Yani çocukluğundan itibaren o şekilde büyümüş. Diğer enteresan bir çalışma bu Finchgau'da. Finchgau Kuzey İtalya'da, Avusturya sınırına yakın, Alp Dağları'nda bir vadi. Bolzano'ya yakın, yani Milano'nun epey kuzeyi. Bu Peter Erlacher diye yine İtalyan Yapı Biyolojisi Enstitüsü'nde de etkin olan arkadaşlardan bir tanesinin evi.
Arkada görüyorsunuz böyle tepeye doğru çok yüksek bir dağ çıkıyor. Evin şu ve bu sağdakiler evin güney cephelerini gösteriyor. Sol üstteki de evin kuzey cephesi. Yani iki cephe tamamen birbirinden zıt burada. Sebebi de bunun aslında evin bulunduğu konum. Şimdi Finchgau'daki vadi kıvrılarak dar sarp kayaların olduğu bir vadi, dar bir vadi. Ve evin kuzey cephesinden buradan yukarıya doğru Ortler Dağı yükseliyor. Ortler'in zirvesi 4000 metrelere yakın ve 2000 metrelere kadar inen buzul var. Alplerin güney bölgesi ve yazları aslında sıcak bir bölge olmasına rağmen evin bulunduğu işte yaklaşık 1 kilometrelik bir alan yazın hakim rüzgar nedeniyle yazın en sıcak günde bile çok soğuk bir rüzgar etkisine sahip. Dolayısıyla ılık ya da sıcak rüzgar diye bir kavram yok burada. O yüzden evin formunda biz yani baştan bir kararla bunu bu şekilde yapalım. Yani radikal bir şekilde iki cepheyi birbirinden ayıralım. Bu şekilde de evin işte iklimlendirilmesi için gerekli olacak olan teknik şeylere çözümlere daha az ihtiyaç kalsın diye hedefledik bunu. Ev yani bu vadinin işte birkaç kilometre daha üst kodunda ya da alt kodunda olsaydı belki de farklı bir form mümkün olacaktı burada. Ops pardon. Yanlış yere baktım. Bu da aslında yaptığımız en enteresan çalışmalardan bir tanesi oldu. Yapıdaki şu güney cephesi 60 santim kalınlığında bir toprak duvar. Binanın kaloriferi, binanın ısıl kütlesi bu. Diğer doğu, batı ve güney cephelerinde de 15 santimlik bir ısı yalıtım şeyi var, çemberi var. Dolayısıyla güneye karşı yapıyı bir ısıl kütle olarak açıp diğer cephelere karşı da kapattık burada. İşte Trüssel ailesinin tabii burada bize şey yaptığı, sağladığı 80 kuşak oranın yerlisi oldukları için iklim koşullarını çok iyi biliyorlar. Ve paylaştıkları iki tane bilgi oldu. Birincisi, kışın güneşli gün sayısı çok fazladır, yazın sürekli yağmur yağar. Kışın güneşli günlerde de sis pus tabakası vadi tabanına çöktüğü için biz yukarıda rahatız. Önemli olan başka bir husus burada, gün içerisinde güneşi gördüğü zaman aralığı, yani doğudaki dağlardan sabah saat kaçta ben ışığı almaya başlıyorum, akşam kaçta? Şimdi o da yeterliydi. Yani bir iki vadinin birleştiği bir sırt üzerine kurulu bu. Yani konumu son derece ideal. Fakat sırtın belki de birkaç yüz metre daha alt kotunda proje alanı olsaydı belki de bu çözüm mümkün olmayacaktı. Dolayısıyla burada aslında şu önde gördüğünüz işte kış bahçesiyle sera etkisiyle bu şeyi, bu ısıl kütleyi sonbahar itibarıyla ısıtmaya başlayıp kışın da yeterli güneşli gün sayısı sayesinde bu evi iklimlendirmeyi burada planladık. Şurada küçük bir kapak görüyorsunuz. Öbür tarafta da var. Bu yazın güneşli günlerde içerideki fazla sıcağı almak için. İkinci bir şey daha yaptık burada. Buradaki kapılardan içeriye doğru ki odalarda kış güneşinin içeriye nereye kadar gittiğini şey yapıp yani basitçe çizip hesaplayıp o da işte 5-5,5 metre falandı. O ilk 5-5,5 metrede de zeminde yine sıkıştırılmış toprak zemin yaptık. Yani o zeminin de yapının ısınmasına bir ilave katkı sağlaması için. İşte bir kısmı şey keten halı, bir kısmı parke. O diğer zemin döşemeleri o 5 metreden sonra başlıyor. Şimdi burada da evdeki hesap çarşıya uydu. Yani 98 kaç o 20 yıl olmuş, 21 yıl olmuş yapalı. Halen Trüssel ailesinin avukatından bizi mahkemeye çağıran bir yazı gelmedi. Almanya'da çünkü çok mimar sorumludur bu işlerden ve de yani bir hata yaparsanız aslında meslek hayatınızı şey yapabilirsiniz yani söndürebilirsiniz. Dolayısıyla hani ben ısınmıyorum ya da işte üşüyorum falan deyip bütün suçu mimara atıp sizi mahkemelerde süründürebilir. Önemli diğer bir örnek aslında yine bu ısıl kütle toprak duvarlarla ilgili.
Avusturya'da Feldkirch'teki devlet hastanesi örneği. Şimdi Avusturya Feldkirch Devlet Hastanesi oralı mimarlar tarafından yapılmış bir hastane projesi. İşte betonarme bir yapı aslında. Burada gördüğünüz 160 metre uzunluğunda bunun bir güney cephesi var. O güney cephesinde de işte iki farklı açıdan çektim fotoğrafları. Burada bizim yaptığımız uygulama şuradaki bu toprak duvar oldu. Toprak duvar işte 6 metre yüksekliğinde, 40 santim derinliğinde ve 160 metre uzunluğunda bir iklim duvarı aslında. Yöre kışın kar altında, yazın yağmur yağıyor. Dolayısıyla hastaların ziyaretçileriyle dışarıda vakit geçirebilecekleri çok da uygun bir iklim değil aslında. Bunu içeriye almak lazım. O da işte bu gezinti koridoru olarak düşünülmüştü. Şimdi burada da bu toprak duvar yine sera etkisiyle kışın ısınsın ve sıcaklığı geri versin diye bir mantıktan yola çıkıldı burada. Fakat az önceki örneğin tersine burası da yine bir vadi tabanında yer aldığı için hava güneşli de olsa kışın güneşi gördüğü zaman aralığı kısa. Yani hava aydınlansa da saat 10 gibi doğudaki dağların arkasından güneşi görmeye başlıyor. Saat 3 gibi de batıdaki dağların arkasından güneş kayboluyor. Dolayısıyla sadece 6 saatlik bir zamanım var benim burayı ısıtabilmek için ya da kütleyi ısıtabilmek için. Saat 3'ten sonra gölgede kaldığı için toprak duvar sıcaklığını mekana vermeye başlıyor. Fakat bu arada tabii giderek performans düşüyor yavaş yavaş. Aşağı yukarı her gün tekrar eden senaryo. Saat 6-6.30 gibi burası aslında hani keyifsiz bir soğuk alana dönmeye başlıyor. Fakat saat 6'da da ziyaretçi süresi sona erdiği için mekan kullanılmıyor. Şimdi bu da önemli bilgi. Ne zaman kullanıyorsunuz, ne zaman kullanmıyorsunuz burayı. Dolayısıyla yine evdeki hesabın çarşıya aslında iyi uyduğu bir çözüm oldu. İşte 20 yılı aşkın süredir bu şekilde hani hastaların keyifle aslında dolaşabildiği, toprağa değebildikleri, onun işte etkisini hissedebildikleri, sıcaklığını hissedebildikleri bir çözüm oldu. Hani bu tür toprak ya da doğal yapı malzemelerinin büyük ölçekli yapılarda bu bir hastane olur, bir okul olur, işte bir ne bileyim kamusal büyük bir bina olur falan alışveriş merkezi olur. Bunları aslında doğru bir şekilde entegre etmek mümkün. Hani kerpiç yapacağım da illa böyle küçük ev yapıyorum, yapmak zorundayım diye bir sınırımız yok aslında. Bu enteresan örneklerden bir tanesi Bremen yakınlarında, Kuzey Almanya'da bir ekoloji merkezi. NZNZ diye şey yapıyor, öyle bir tuhaf şey var, kısaltılmışı var. İşte dışarıdan baktığımız zaman hani beğenirsin beğenmezsin bir tasarım. Dikkati çeken aslında çok çok iyi bir işçilik kalitesinin olması. Yani baktığım zaman tasarımı çok da fazla heyecanlandırmıyor beni. Ama işçilik kalitesi güzel. Ve yapının özelliği aslında bu yapının saman balyasından inşa edilmiş olması. Ahşap karkas bir taşıyıcı sistemin içerisinde saman balyalarıyla yapılmış bir yapı. Şimdi 1970'lerde Almanya'daki bir grup yeşiller bu Fergen kasabasında şu arkada gördüğünüz eski bir kışla binası orayı işgal ediyorlar. Daha doğrusu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerikalılar burayı kışla olarak kullanıyor. Terk ettikleri zaman da boş oluyor burası. Yeşiller de burayı önce bir işgal ediyorlar. Biz burada bir ekolojik merkez kuracağız diye. İşte hani malzemesiyle, gıdasıyla, tekstiliyle falan. Fakat oradaki yerel belediyeyle de aslında iyi anlaşıyorlar. Daha sonradan, şu şeyi göreyim, sonraki bu şeyse, işte doğramasından çektiğim şu fotoğraf. Şu da yapının şeyini gösteriyor. Şu gördüğünüz binanın bütün taşıyıcı sistemi. Dışında kireç sıva var, içinde de toprak sıva var. Basit bir yöntem aslında. Daha sonra buradaki mimarlar ve yapı malzemesi üzerine çalışan kişiler ya biz saman balyasından niye faydalanıyoruz diye üzerinde bir çalışma başlatalım diye karar veriliyor ve Avrupa Birliği'nden 2 milyon euroluk bir fon alınıyor. Yani böyle hayal ediyoruz Avrupa Birliği işte fon versin falan filan diye. Almanya'da bu biraz daha kolay oluyor anladığım kadarıyla.
2 milyon euroluk bir fon alıp saman balyasının din normu olan legal bir yapı malzemesine dönüşmesi için Ar-Ge çalışmasına başlıyorlar. Yani ilk adımları oradan atmaya başlıyorlar aslında. Bu 4 yıl sürüyor. Bütün yangın testleri, işte neon termitlere karşı, güvelere karşı bilmem nesi falan filan birçok Ar-Ge ve test çalışmasından sonra şu saman balyalarının sıkıştırma oranı, içindeki lif uzunlukları, lif yönleri gibi birçok şeyi bir standarta getirdikten sonra bu din normu olan bir legal, yasal yapı malzemesine dönüşüyor. Ardından da işte ilk fotoğrafta gördüğünüz binanın inşaatına başlıyorlar kalan bütçeyle. Fakat enteresan olan şey, bu 2 milyon euronun 700 bin eurosu inşaata gidiyor. Kalan kısmı Ar-Ge'ye gidiyor. Yani Ar-Ge'nin, inovasyonun ne kadar önemli olduğunun da aslında çok güzel bir şeysi bu. Örneği haline gelmiş durumda. Bu bazılarınız biliyordur belki, Salt Sanat Galerisi İstanbul'da, Beyoğlu'ndaki. Geçen yıl şu yukarıdaki 4. katta yer alan bu mekan, yaptığımız bir çalışma. Yeditepe Üniversitesi'nden Can, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Eylül, iki tane mimarlık öğrencimle. Onlar bayağı burada kilo verdiler, zayıfladılar. Onlarla birlikte yaptığımız bir işte sıkıştırılmış toprak, zemin ve böyle oturma bantları. Daha sonra burası işte halka açık, herkesin kullandığı bir mekan olarak hala kullanılıyor işte. Çiçekler koydular, bantlar koydular falan filan. Türkiye'den iki tane örnek. Bu 2015 yılında yaptığımız bir çalışma. Erba Farm Çiftliği, Bodrum Yarımadası'nda Gökçevel Köyü'nde. Gökçevel Köyü, Yalıkavak sırtlarında yer alır, orman içinde küçük bir köy. Orada bir çiftlikte iki tane küçük proje yaptık. Bunlardan işte bir tanesi Uyku Evi adını verdiğimiz. Aslında bir saniye, bir sonrakine, önce şuna geçeyim çünkü önce bu yapıldı. Bu bahçıvan evi. İki yapı arasında zaten 30 metre mi ne var, yani çok yakın bunlar birbirine. Burada işte olabildiğince şimdi yine doğal yapı malzemeleriyle zehirsiz ev örneğini yaratmaya çalıştık. 40 metrekarelik basit bir yapı aslında. Olayı aslında şuradan başlamak lazım burada. Şimdi hani bahçıvan dediğimiz zaman, müstahdem dediğimiz zaman falan ne yazık ki, ya da genelde böyle işte apartmanın alt katında bir şey vardır, bir boşluk vardır. Hadi o ailede orada yaşasın, otursun diye şey yapılır, düşünülür. Fakat çiftlik sahibi burada, kendisi burada yaşamaya başlamadan önce burada bir işte bir müstahdem, bir bekçi, bir aile yaşayacak burada ve önce onlar için, yani bu çok sosyal bir duyarlılığın göstergesi, onlar için aslında hani hiçbir kimyasalın falan kullanılmadığı, doğal yapı malzemeleri inşa ettiğimiz bir ev talep etti önce. Almanya'da benim en çok kullandığım ısıtma malzemesiydi aslında. İlk başta, ilk yıllarda orada, 90'lı yılların başında işte şeyde, Kimze yakınlarında küçük bir üretimhaneden geliyordu. Daha sonra öğrendi ki Macaristan'da Balaton Gölü'nden geliyor bu malzemeler. Daha sonra da bir öğrendim ki Türkiye'den geliyormuş. Almanya'da işte siparişi aldık. Onu da tesadüfen öğrendim yani 15 yıl önce mi ne? Sonra bir ya dedim, kim üretiyor Türkiye'de falan, işte Mehmet Bey, Mehmet diye birisi. İyi, ver bir telefon numarası bana. Bir telefon numarası yazdım defterime. Yıllar sonra, yani işte 4 yıl önce aklıma bu malzemeyi kullanmak geliyor. Çok mantıklı bir malzeme çünkü. Ya dur dedim, bir arayayım yani, telefona biri çıkacak mı çıkmayacak mı onu bile bilmiyorum. Aradım işte, Mehmet siz misiniz? Evet benim, buyurun. İşte ben de biraz da direkt söze girdim orada. Ya dedim işte, senin ürettiğin şu bilmem ne malzemesinden şu kadar metrekare bana buraya lazım dedim adama. Telefonda böyle bir 3-4 saniye sessizlik oldu. Ondan sonra dedi ki, abi sen nereden çıktın? Hayatında Türkiye'ye mal satmamış. Neyse, şu anda da bu malzemeleri hem o üretmeye devam ediyor hem de Antalya'da bunların üretimine vesile oldum. Kendi evimizde de Antalya'da üretilen bu plakaları kullandık.
Sas kamışı ısı yalıtım malzemesine kısa bir şey. Isı yalıtım kapasitesi cam yönüyle taş yönüyle aynı. Hiçbir fark yok. Üretimi son derece basit. Yani çok az enerji tüketerek üretebiliyorum. Yetişen bir malzeme. Suda yetişen bir bitki olduğu için içindeki liktik asit oranı düşük. O yüzden sıkıştırıldığında alev alamayan bir malzeme. Yani üzerine brulörle alevi şey yaptığınızda kendi kendine ancak şey yapıyor. Közleşiyor. Dolayısıyla Almanya'da T60 yani 60 dakika yangına dayanma şeysi var. Belgesi olan bir yapı malzemesi. Dış cephede mantolama olarak kullanıldığında çok iyi bir sıva tutucu. Hani bugün çok problemleri yaşıyoruz işte. Sıva düşmesin diye işte Rabbit deli, kalekimin bilmem ne kimyasalları, şunlar bunlar gibi şeylerim yok. Harika sıvayı tutuyor. Çalışması da keyifli bir malzeme. Sonra şeylerde şu solda gördüğünüz iç duvarları gibi bunun. Ekor isminde kağıt atıklarından üretilen panellerle kapladık. Bu Ekor firması da Amerika'da işte Ar-Ge'si yapılmış olan bir ürün. Fabrikası Avrupa üretimi Sırbistan'da. Fabrikaya da gittim gezdim. İşte 8-10 kişi çalışıyor. Bir baktım ki o 8-10 çalışan hiçbir tanesinin solunum maskesi takmasına gerek yok. Demek ki iş sağlığı, işçi sağlığı açısından temiz bir çalışma ortamı var orada. Yani malzemenin üretimi çalışanı zehirlemiyor. O plakaları kullandık burada. İki yapı arasındaki fark, tek fark aslında kabukları birbirinin aynı. İşte yerden kopartılmış. İkisi de yamaçtan gelen su evin altından yoluna devam etsin diye çok basit çözümler. Çatı yöntemleri farklı aslında sadece. Gizli eğimi olan bir trapez saç, gömme çatı var. Diğeri daha doğru aslında. Diğer çözümde şurada görüyorsunuz aslında çatı hiçbir su yalıtımı olmayan bir kabuk yani çatının bir tavanı var. Sonra üzerine bunun trapez saçtan ikinci bir metal kaplama yaptık. Yani üzerime açtığım bir şemsiye gibi aslında. Avantajı sıcaklığı aşağı çok az transfer ediyor. Yaz sıcağında, kışında yağmur yağdığı zaman aşağıya sesi çok daha az iletiyor. Ve de kontrol etmesi çok daha kolay bir şey. Yani müdahale etmesi daha kolay olan bir detay. Bu iki yapı, örneğini getirmeyi unuttum. Geçen yıl İsviçre'de bazılarınız biliyordur, mimari Birkhauser yayın evi var. Çok aslında önemli bir yayın evi. Birkhauser yayın evi yapı biyolojisi ilkelerine göre yapılmış dünyadan 21 örnek diye böyle bir kitap çalışması yaptı. Ve bizim bu iki küçük kulübeciğimiz bu dünyadaki 21 örnek arasına girdi, yayınlandı orada. O da çok okşadı gururumuzu. Yani Türkiye'den de böyle bir kitapta, böyle bir yayında bir çalışmanın olması. Şimdi bu şu anda inşaatı devam eden bir çalışmamız. Bu evi daha önceki slaytlarda bir parçası vardı bu. İşte köydeki sinema binasının şeysiyle ilgili, işte proporsiyonlarının kullanımıyla ilgili. Yine ahşap karkas bir yapı, işte kerpiç tuğlalar Eskişehir'de üretiliyor. Ondan sonra içi toprak sıva, dışı kireç sıva. Birbirinden ayrıştırılan kütleleri burada biraz daha görüyorsunuz. Bu renderlar yalnız biraz tasarım aşamasındaydı. Yani bir kütlede çinko çatı kullanıp öbür kütlede mi kullansak, kiremit çatı mı kullansak diye böyle biraz oynuyorduk daha. İki bağımsız birimden oluşuyor. Birer hayatları var. Yani bir iç avlu. Çünkü Ege'de ya da birçok yerde iklim koşulları sayesinde dışarıda zaman geçirebileceğimiz zaman aslında çok fazla, kışın dahil. Dolayısıyla planlamada benim yazın sabah gölgede ve akşam gölgede, kışın da sabah güneşte ve akşam güneşte kalabileceğim doğu ve batı teraslarına ya da alanlarına ihtiyacım var. Planlamada bunu sağladığım andan itibaren kışın evin doğusunda
sabah kahvemi içerim. Yazın da evin batısında sabah kahvemi içerim. Birinde güneşe, birinde gölgeye ihtiyacım var çünkü. Yani basit aslında parçalanmalarla dışarısını kullanma oranını artırmaya çalıştık burada. Şimdi kendi projemize burada gelmek istiyorum. Bu BioEv adını koyduğumuz Kadovacı köyünde bizim şu anda içinde yaşadığımız kendi evimiz. Bazı teknolojiler burada, yani kil boya, işte toprak paneller, elektrikle duvardan ısıtma falan gibi şeyler. Elektriği tam bilmiyorum ama diğer hepsi Türkiye'de ilk defa kullanıldı. Elektrik belki vardır, yoktur, onu tam söyleyemeyeceğim. Yapının burada basit bir renderını görüyorsunuz. İki bağımsız birim, iki konut, arsayı birlikte aldığımız bir arkadaşımızla. İki bağımsız konut var. Şurası da yol cephesi. Şu anda bizim işte yapı görüntüsü enstitümüzün merkez yeri, ofisi. Üç tane kırma çatı var, iki tane toprak çatı var. Bunun sebebi de aslında yine keyfi değil. Köy ölçeğindeki bu eski taş evlerin, köydeki o eski kültürel belleğin korunmasına yönelik aslında bir hassasiyetimiz. Yani umarız başarılı olabilmişizdir. Tamamı 226 metrekare, tamamını tek bir kütle olarak inşa etseydik ya da gösterseydik çok daha heybetli bir kütleye dönüşebilirdi bu. Tam kuzey köşesinden bir şey, daha sonraki fotoğraflar da var. Kuzey cephesinde çok daha az pencere var. Çünkü çok sert ve hakim bir rüzgar ilişkimiz var bizim burada. Yapının ahşap karkas kısmı. Bina sedir ağacı. Sediri bakanlıkta, Orman Bakanlığı'ndan işte ihaleye katılarak tomruk şeklinde aldım. 70 küsür metreküp. Böyle böyle koca koca 5 metre boyunda tomruklar geldi ilk olarak. Daha sonra bir bıçkıhanede bunları doğru bir şema göstererek işte bıçtırdık, laminasyonlarını yaptırdık. Yani gördüğünüz bütün aslında buradaki yapısal ahşap lamine kirişlerden oluşmakta. Böyle bir ahşap karkas sistemi üzerinde çalıştık burada. Bir saniye şurasına döneyim. İki tane burada, birisi şurada yer alan, bir tanesi burada yer alan sarnıcımız var. Bütün çatıdaki sular, çörtenler, bir çörten sistemi ile sarnıçlarda toplanıyor. Yerlerini göstermek. Yapının bugünkü hali de şu şekilde. Önce burada güzel bir zeytin ağacı diktik, onun büyümesini bekliyoruz şimdi. Burası bizim enstitü kısmımız. Teras kısımlarından, şurada çörtenleri görüyorsunuz. Bu toprak çatıdan aşağı doğru iniyor. Yine ayrı bir detay. Arsanın tam ortasında işte köylülerin 300 yıllık dediği bir zeytin ağacı vardı. Biraz da o ağacı korumak için ve de o ağacın etrafında bir planlama şey yaptı. Yani aslında birçok tabii etken oluyor burada. İşte hem işte rüzgarıyla bilmem nesiyle, hem üç bağımsız birimin doğru bir şekilde planlanması, o planlanmada herkesin kendi özel alanlarının, teraslarının olması falan. Böyle bir sonuca ulaştık. Bu da doğu cephesi yapının. Yine burada bir küçük terası var. Yukarıda gördüğünüz, bakayım şimdi, şu gördüğünüz bütün pencereler, yani bir ışık bahçesi. Bizim iklim pencerelerimiz, yani evin aslında yazın, evi yazın serin tutan air condition.